Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Hocam bugün bir liste yayınlandı. Hiç gördünüz mü? Enteresan bir site var. Biz bize yeteriz Türkiye'm diye. Acayip arabesk evet. Bir adı var. Vallahi Türkiye kendisine yeter de Türkiye nedense bu Türkiye'yi yönetenlere yetmiyor bir türlü. Devletin parasını tüketmişler, milletten bağış kampanyası düzenleyip para istiyorlar. Bir de biz bize yeteriz diye bir grup oluşturulmuş hocam, bir internet grubu. Burada bağış yapanlar var. Şimdi acayip bir durum var. Merkez Bankası hocam 100 milyon lira bağışlamış. Ne diyorsunuz evet. Buna? Merkez Bankası. İkinci sırada Ziraat Finans Grubu, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası. Ya bunlar dalga mı geçiyorlar, şaka mı yapıyorlar anlamadım. Etibakır Anonim Şirketi ve böyle devam ediyor. Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği. Sürpriz hocam, bunu tahmin edin lütfen. Hani var ya kasasında 100 milyar lira bulunan ve yani var, evet. Evet, hiçbir KOBİ'ye, esnafa, küçük üreticiye vesaireye destek olmak gibi bir fikri aklından bile geçirmeyen Hisarcıklı oğlu Rıfat Bey var ya, Bolu Bey gibi, yani bir Hisarcıklı oğlu Rıfat Bey, önceden böyle söylenirdi. Evet. Onun başkanı olduğu bu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 10 milyoncuk bağışlamış. Yok canım. Ya 10 milyon lira, Türk lirası. 10 milyon. 100 milyara 10 milyon. 10 milyon. 10 milyar %10 yani, olacak. Kasasındaki milletin parası, yani esnafın, zanaatkarın parası bir aylık bir sokağa çıkma yasağı halinde bütün işçi ücretlerinin ödenmesi için yetecek paradır. 10 binde bir bağışlamış. 10 binde bir. Devam ediyor. Şimdi NEPA, İnşaat ve Ticaret, bağış yapanları kınamıyoruz değerli seyirciler. Buradan kınadığımız sonucu çıkmasın. Millet elbette bir dayanışma içinde bir felaketle mücadele eder. Ve fakat bu ülkeyi yönetenler 18 yıldır ne yaptı diye sorma hakkımız var. Bu fonlarda biriken paralar ne oldu? Müteahhitlere aktarılan paralara ne oldu? Bu ünlü müteahhitler var ya hocam, bu bütün ihaleleri alanlar. Onların da listede adı var. Yani onların yaptığı bağışı söylemeye ben bile utanıyorum. Söyleyeyim mi hocam? 3 milyon. Söyleyeyim ya. 3 milyon lira. Onlardan birini. Yapmayın ya. Sancak var ya, ünlü sancak. Böyle sancak. Bir de test, biliyorsunuz, özel test kitlerini alıp sonra onları videoya çekip test, kendilerine test yaptıkları anı videoya alıp parmaklarında da Cumhurbaşkanlığı'nın forsunun olduğu bir yüzük taşıyan o isimler var ya, onlar da 2 milyon bağışlamışlar. Ne acayip bir şey ya. Evet, yani 70'lerde de çok ünlüydü o aile. Bu o sancak değil hocam. Bunlar o sancaklar değil. Bunlar bu, başka. Bu eski aydınlıkçı Mao'cu iken dönmüş bir dönek sancak bu. Bu hiç. Öyle yani. Evet. Bu dönek sancak. O kadar çok var. Dönek, evet, onlar o sancak aile, o sancak tül fabrikasının sahipleriydi. Onlar farklı. Fakat mesela Şenol Güneş tek başına Şenol Güneş bir teknik direktör. Helal olsun işte. Bak bunu kutluyorum. 1 milyon bağışlamış. 1 milyon. Ya helal bu olsun. Şenol Birol Gol denen Şenol Birol Gol denen zat değil mi bu eski evet, futbolcu? Hocam. Evet. Şimdi, Şenol Güneş çok sevindim. Çok iyi. Yani 1 milyon bağışlamış. Şimdi devletin kurumlarına bakar mısınız? Roketsan AŞ 1 milyon falan bağışlıyor. Şimdi ya bunlar zaten devlet kurumu. Bizim Cengiz var mı? Efendim? Cengiz var mı? Kim hocam? Cengiz İnşaat. İşte söyledim ya hocam. 5 milyon onlar 3 milyonluk. Onlar 3 milyonluk. Yani hükümete yakın, adlarını ifşa etmeyelim. Hükümete yakın burada inşaat şirketlerini görüyorum. Liste elimde. Bu listeyi çıkardık biz. Yani komik komik paralar ve en büyük bağışı yine devlet bankaları yapıyor. Ya bunun gereği yok.
Ziraat Finans, Ziraat Bankası 62 milyon 300 bin lira. Türkiye Halk Bankası 56 milyon. Türkiye Vakıflar Bankası 50 milyon. Yani Eti Bakır Anonim Şirketi 24 milyon. Böyle gidiyor. Yani ben burada hani böyle bir bağış yapmaya insan utanır dediğim rakamları okuyorum ama Şenol Güneş'i kutladım. Kişi olarak yapıyor. Kişi olarak. Şenol Güneş iyi bir teknik direktör, iyi bir spor adamıdır. Böyle Havelsan mesela. Ne işin var? Yani işini yapsan. Ve mesela Ankara Ticaret Odası 2 milyon bağışlamış. Ne diyeyim ben hocam, yani ağzımızdan kötü bir söz çıkmasın. Bağış yapanların da hevesini kırmayalım. Ama şu liste bir ayıp listesidir. Bu bir sosyal devlet olma özelliği taşıması gereken bir yapılanma, bir ulusal yapılanma, bir siyasal yapılanma olarak bu devletin bir utanç listesidir bu. Anayasanın temel hükümlerine aykırı bir girişim ve durumla karşı karşıyayız. Bu ülkenin anayasasında bizim demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu yazar. Bizim bu devletin. Yani sosyal bir devlettir. Dolayısıyla toplumun sorunlarıyla ilgilenmek, onların hakkını, hukukunu gözetmenin yanı sıra onların beslenme, korunma, sağlık, eğitim gibi hizmetlerini yerine getirmek de görevlidir. Bunun için tek bir koşul vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini taşımak. Ya devletsiniz ya değilsiniz. Ben bunu çok komik bir liste olarak görüyorum. Bugün hemen size aktaracağım sözü. Zaten Sağlık Bakanlığı verileri açıkladı. 18.135 vaka var. 356 kişi yaşamını yitirdi. Hepsine rahmet diliyoruz. Sadece 79 kişi bugün öldü. Ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partili belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Şimdi ben merak ediyorum. O toplantıyı Cumhurbaşkanı olarak mı yaptı? AKP Genel Başkanı olarak mı? Anlaşılıyor ki AKP Genel Başkanı olarak yaptı. Çünkü şöyle bir söz ediyor. Bir kere yani burada İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Eskişehir gibi Türkiye'nin en gelişkin, en büyük ve en sanayileşmiş kentleri bu toplantıda yok. Niye? Çünkü bu kentler muhalif belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Bunu bir yana bırakalım. Bir kere bu büyük bir ayrımcılık. Yani Cumhurbaşkanı birleştirici olma kimliğini yitirmiş vaziyette. Zaten böyle bir şey istemiyor kendisi. Hem partili, hem parti genel başkanı hem Cumhurbaşkanı olmak istediği için zaten anayasal değişiklikleri yaptı. Ama birleştirici olmak, milleti birleştirmek gibi bir işlevi yerine getirme yeteneğini tamamen kaybetmiş durumda. Ve burada dedi ki, kendi belediye başkanlarına, burası çok önemli hocam, hemen size aktaracağım. Bugünleri bir fırsata çevirmeliyiz dedi. Yani milletin gönül kapılarının AKP'ye açılması için, yani partisine açılması için bir fırsata çevirmeliyiz. Hocam ben burada günlerdir söylüyorum, siz de katılıyorsunuz, siz de katkıda destek oluyorsunuz, katkıda bulunuyorsunuz. Hep şunu söyledik, AKP ve AKP liderliği koronavirüs krizini, felaketini bir fırsat olarak değerlendiriyor. Kendi iktidarını sağlamlaştırmak için, kendi iktidarını yeniden üretmek için, kendi iktidarına bir rıza toplumdan, bir ideolojik onay çıkarabilmek için bir fırsat olarak kullanıyor. Tıpkı 15 Temmuz darbesinin bastırıldığının anlaşıldığı andan itibaren bunun bir fırsata çevrilme girişimi gibi. Olağanüstü hal ilan edip rejim değişikliği için kullandılar. Asker okulları kapattılar, orduyu tasfiye ettiler. Milli Savunma Üniversitesi diye bir üniversite oluşturdular. Anayasayı değiştirdiler, referanduma gittiler, mühürsüz oyları geçerli saydılar vesaire vesaire. Bugün bir dostumuzun evine ziyarete gittim, kendilerinin ziyaretine gittim. Orada sohbet ederken temel bir eksikliği saptadık beraber. Bir cesaret eksikliği var. İktidarın bu kadar geniş yetki kullanması, bu kadar fütursuz, bu kadar hani ne denir? Halk arasında bir deyim vardır. Yani kör gözüne parmağım denir. Tam da bu hal içinde bu kadar fütursuz, bu kadar sorumsuz ve bu kadar bilgisiz, bu kadar akıl dışı, bilim dışı bir biçimde hareket etmesinin nedenlerinden birisi de
Türkiye'nin muhalefet alanının gerekli etkinlikte, cesaretle ve gerekli dinamizmi, gerekli bir programı, ihtiyaç duyulan hedefleri, siyasal, toplumsal, ulusal hedefleri koyup bu duruma bir son verme yeteneğini bir türlü gösterememesidir. Bir cesaret sorunuyla karşı karşıyayız. Şimdi fırsata çevirelim diyen bir cumhurbaşkanı var. Bu bir suç ya. Yani bir suç, hadi suç demeyelim. Ama bu bir kusur. Böyle bir felaket gününde neyi fırsata çevireceksiniz? Yani kimin size gönül kapısını açması gerekiyor? Gönül kapıları böyle şey, yani felaketleri fırsata çevirerek açılmaz. Şimdi kafa böyle çalışınca, hesaplar böyle kurulunca işte ondan sonra da şöyle bir liste çıkıyor. Yani millet espri yapmaya başladı. Temizlik IBAN'dan gelir diye. İman değil, IBAN. IBAN numarası, yani hesap numarasıdır. IBAN numarası. Avrupa, Amerika, bak Amerika kapitalizmin doruğudur, Amerika Birleşik Devletleri. Kapitalizmin yeni mabedidir. Yeni dünyadır, İngiltere'den sonra. Bu ülkeler milyarlarca doları, Amerika'da 2,5 trilyon. Bu hastalıkla, bu felaketle mücadele için halka harcamaya hazırlanırken biz halktan destek ve yardım topluyoruz. Onun ötesinde bir de belediyelerin, muhalif belediyelerin açtığı yardım kampanyalarını bloke edip engelliyoruz. AKP iktidarı bence koronavirüs günlerinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu toplumun dokusuna, tarihine, geleneğine, siyasal yapısına, halkın çıkarlarına ne kadar aykırı, ne kadar işlevsiz ve ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Buyurun hocam. Evet, şimdi tabii sıkıntı bir demokratik süreç içerisinde anayasayı filan zorla değiştirerek, hatta yasalara aykırı YSK'dan yasalara aykırı kararlar çıkartarak anayasayı zorla, hem de işte atı alan Üsküdar'da Üsküdar'ı geçti falan diyerek anayasayı değiştirip kurdukları önce parti devleti, sonra da parti lideri eşittir parti, lider eşittir parti, parti eşittir devlet, o halde devlet eşittir lider, yani şahıs devleti haline getirmeleri. Zaten Sayın Erdoğan da böyle davranıyor açıkça. Hani bir ara Fransa, İngiltere, Almanya ve şahsım toplantı yaptık demişti. Ona kimisi işte ya dili sürçtü, onu demek istemedi filan demişti. Ben o kanıda değilim. Ben onu bilerek kullandığı kanısındayım. Şimdi en son İspanya'ya, İtalya'ya filan yollanan yardım paketlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, Erdoğan'ın şahsının, yani Cumhurbaşkanlığı'nın ambleminin kullanılıyor, kartvizitinin kullanılıyor olması bu şahıs devleti olayını gösteriyor. Evet hocam, ortada bir şahsım devleti var. Efendim? Bir şahsım devleti ve bir şahsım rejimi var herhalde. Evet evet. Şimdi bunu yani dili filan sürüşmüş değil Sayın Erdoğan'ın. Sayın Erdoğan bunu bilinçli olarak yapıyor. Şimdi ben bunu dünkü Sağlık Bakanı'nın o içler acısı, çok güzel mantıklı, çok güzel tıp mantığına uygun, sağlık mantığına uygun, koronavirüsle mücadele mantığına uygun konuşmasının mantıki ve bilimsel sonuçlarını yerine getirmemesinin de nedeni olarak söylemiştim. Yani siz bir şahıs devletinde sağlık bakanıysanız işte böyle teşhisleriniz doğrudur, her söylediği doğrudur, koronavirüs için söylediği de doğrudur. Onun yanlış olarak sosyal mesafe dediği, fiziksel mesafeyi korumak bunun birinci silahıdır. İşte maskeydi, gözlüktü vesaireydi gibi hekimlerin, özellikle sağlık personelinin kullanması gereken teçhizat ve üstelik sonra hastaların işte teneffüs cihazları, vantilatör deniyor o. Ama Türkçe'de vantilatör, işte havayı böyle hareket ettirici, serinletici bir alete de vantilatör dendiği için karıştırılıyor galiba o. O nefes açmak için solunum aletidir o. Onların karşılanmasıdır. Yani bakanın söylediği her şey doğru ama oradan çıkan bir mantıki sonuç var. Sokağa çıkma yasağını koyacak, karantina koyacak. Kademeli koyacak, sınırlı koyacak, şartlı koyacak ama koyacak. Yani bu bir zorunluluk haline geldi. Evet, yani başka çaresi görünmüyor.
Evet, çünkü şahıs devleti. Çünkü şahıs bunu yapmak için devletin yüklenmesi gerekli sorumlulukların kullanabileceği fonları ve parayı harcamış. Nereye harcamış? İşte yandaş müteahhitlere, şunlara, bunlara. Üstelik nereye harcadın diyeni azarlamış, terslemiş. Sana mı hesap vereceğim demiş siyasal rakibine. Sana mı hesap vereceğim, seninle mi uğraşacağım diyor. Halktan bunu soran olursa bir de onu terör örgütü işte üye olmadan vesaire filan diye azarlayıp suçlayıp hakkında tahkikat açılıyor filan. Yani yani parayı ver, ne yaptığını sorma. Ama işte deprem oldu ver. Bilmem işte şehitler oldu Dolmabahçe'de ver. Efendim şey oldu, patlama oldu, terör şehitleri var ver. Oraya yardım ver, buraya yardım ver. Ondan sonra Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini bile kullanıyor vesaire vesaire. Ne yaptın deyince de onu azarlıyor karşısındakini. Şimdi böyle bir ortamda tekrardan bütün dünya devletleri halkına yardım ederken işçisine, emekçisine, esnafına, küçük esnafına, küçük işletmecisine yardım ederken para toplamaya kalkması zaten yeterli bir tepki topladı. Tamam, peki olabilir madem öyle. Madem öyle işte böyle yani paralar bitti madem tamam biz dayanışma ve yardımlaşma havası içinde kendi desteğimizi de icap ederse yemeyiz içmeyiz ama başka muhtaç olanların ihtiyaçlarını karşılarız. Belediyeler kampanya açtılar. Belediyelerin kampanyasını engelledi. Belediyelere verilen paralara el koydu. Ondan sonra asıl ondan sonrası daha mühim. Bugün sizin söylediğiniz toplantıda siz bu krizi fırsata çevirmeliyiz sözüne takılmışsınız. Ben başka bir şeye takıldım. Yardım kampanyasını engellemeye çalışanlar diyor. Birlik ve bütünlüğümüze, milli dayanışmaya karşı tavır alanlar ve yani o lafı etmiyor ama gafleti bile aşanlar filan yani hainlerdir demeye getiriyor. Peki çok basit bir mantık sorusu var. Madem ki bu pandemiyle, salgınla mücadelede halktan yardım isteniyor, daha çok yardım yapılması, daha çok merkeze yardım yapılması, herkesin, kimisi Kızılay'a yardım yapar, kimisi çocuk esirgemeye yardım yapar, kimisi Darüşşafaka'ya yardım yapar, kimisi belediyesine yardım yapar, kimisi iktidara yardım yapar, kimisi Sağlık Bakanlığı'na yardım yapar. Yapar oğlu yapar. Yani bizim milletin ben dayanışma duygusundan hiçbir kuşkum yok. Bizim millete yeter ki sen başkalarına yardım etme ve dayanışma duygularını harekete geçirecek bir sebep söyle. Daima tarih boyu böyle olmuştur. Ben bu toplumda yaşayan insanlara millet derken bütün vatandaşları kastediyorum. Yahudisiyle, Ermenisiyle, Rumuyla, Lazıyla, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle her türlü etnik ve dini ve mezhepsel cemaati de kastediyorum. Ben bu sınırlar içinde yaşayan insanlara güveniyorum. Ama sen şimdi bunların yardım yaptıkları kaynaklara el koyarsan, illa parayı bana vereceksin dersen, daha önce ya biz sana bir sürü para verdik, şunları ne yaptın bir söyle bakayım diyenleri de hem azarlarsan, hem hesap vermezsen, hem de haklarında soruşturma filan açıp hapse atmaya kalkar, bir bölümünü de gözaltına filan alırsan, sana nasıl güvenip versinler? Ondan sonra da hem başka kaynakları bloke edip, engelleyip, hem de kim bu yardım kampanyasına karşı çıkıyorsa o haindir demeye getirtirsen, bunu ne akıl kabul eder, ne siyaset kabul eder, ne mantık kabul eder. Bu doğru bir şey değil. Yani ben ona doğrusu çok takıldım. Ve oradan size tabii şuradan çok katılıyorum. Bu Türkiye'nin bütün vatandaşları temsil eden, kapsayan bir cumhurbaşkanının konuşması değil. Bu AKP genel başkanının konuşması. Nitekim kendisi de aynen o Almanya, İngiltere, Fransa ve şahsım toplandık dediği gibi cumhurbaşkanı olarak değil, şahıs olarak o toplantıyı düzenliyor ki başkanlar yok. Şimdi iki noktaya daha işaret edip hemen size aktaracağım. Bu noktalardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin hemen hemen bu salgın karşısındaki zamanlamasının birbirine benzer olması. Yani Amerika'ya baktığımız zaman
orada salgın nasıl gelişiyorsa Türkiye'de de öyle gelişeceğini tahmin edebiliriz. Her iki ülkede de özellikle Amerika'daki bilgiler daha şeffaf, daha açık, daha kamuoyuyla paylaşıldığı için ben oradan daha rahat izliyorum. Salgının önümüzdeki 1-2 hafta içinde iyice doruk noktasına, zirveye ulaşacağını gösteriyor. Ve Trump efendi şimdiden çıktı. Bugün, dün akşam, dün bugüne işte aramızda 8 saat var. Biz ilerideyiz. Bugün dün karışıyor onlarla. Dedi ki elimizdeki imkanlar bitmek üzere, tükenmek üzere dedi. Tükenişi söylüyor. Biz dedi her şeyimizi oradaki eyaletlere değil, devlettir oradaki eyaletlerin adı, oralara değil, doğrudan hastanelere verdik. Federal hükümet olarak elimizde kaynak kalmadı. Yani efendim işte maske, gözlük vesaire kalmadı. Bunların hepsini hastanelere verdik. Bunlar tükenmek üzere dedi, tükendi dedi. Hem de bunu gazetecilere söylüyor. Bir defa böyle bir durum var Amerika'da. Bunu bir defa mutlaka vurgulamak lazım. Şeye gelince, Türkiye'ye gelince orada da belirtmek istediğim nokta, belediye başkanları halkla temas içinde oldukları için, özellikle muhalefetin belediye başkanları doğrudan kendilerine oy veren seçmenlere sorumlu oldukları için böyle krizlerde kendilerine düşen rolü oynamaya, halkın, seçmenin kendilerinden olan beklentilerini karşılamaya çalışıyorlar. Yani sizin o arkadaşınızı ziyaretinizde söylenen vardığınız sonuç doğru. Muhalefet yeterince dinamik ve yeterince dışa dönük bir şey yapamıyor. Demokrasiyi ve demokrasiyi koruyan, yanlışları işaret eden bir eylem içinde değil. Ama belediye başkanları maşallah hepsi pırıl pırıl ve çok başarılı. Zaten hem Ankara hem İstanbul hem İzmir ama özellikle Ankara ve İstanbul AKP'den alındığı için fevkalade başarılılar. Devletin yapması gereken şeyleri yerel yönetimler, belediyeler olarak yapıyorlar. Bu bağışlara el konması olayının arkasında bir de onların başarısını engellemek çabası olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Hocam zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yani İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle engellenen, durdurulan bağış kampanyasında 1,5 günde ne kadar para biriktirildiğini bugün açıkladı ve bankalardan el konulan bu paraları serbest bırakılmasını bankalardan ve İçişleri Bakanlığı'ndan da belediyeye iade edilmesini istedi. Çünkü biz bunları yurttaşa hizmet için, yurttaşa katkıda bulunmak için, İstanbullulara katkıda bulunmak için, onların koronavirüsle mücadelesinde yanlarında olmak için harcayacağız dediler. Şimdi orada çok ciddi bir sorun var. Zaten yarın Ekrem İmamoğlu Tele1'in konuğu oluyor hocam bu stüdyoda. Demokrasi Arenası özel programına katılacak. Uğur Dündar ve ben olacağım. Ben bir kolaylaştırıcı olarak bulunacağım Demokrasi Arenası özelde. Zannediyorum yarın akşam Ekrem İmamoğlu enine boyuna her şeyi anlatacak. Bu süreci anlatacak. Ve koronavirüsle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini biz konuşacağız. Hangi önlemler aldığını konuşacağız. Şimdi 8 bini aşkın vaka var İstanbul'da. Yani 10 bini bulduğunu kabul edelim. 18 bin vakadan, vakanın %50'sinden fazlası İstanbul'da. Şimdi dün yine Türkiye'nin Geleceği programında Evren Özalkuş sunacaktı. Rahatsızlığı nedeniyle onun yerine Tuluhan Tekelioğlu sundu. Çok önemli ve çok başarılı bir programdı. Orada Çin Büyükelçiliği Müsteşarı katıldı programa. Programda orada İlginç bir anekdot, ilginç bir ayrıntı daha doğrusu verdi. Çünkü kendi annesinden babasından da örnekler verecek kadar çok ayrıntılı bir biçimde Çin'de nelerin olup bittiğini anlattı bize ve Türkiye'deki televizyonlar arasında bir ilkti. Çok iyi bir Türkçe konuşuyordu, onu belirteyim. Çok net bir Türkçesi vardı. Wuhan'da vaka sayısı 740'ı aşınca karantina ilan etmişler ve sokağa çıkma yasağı koymuşlar. İstanbul'da vaka sayısı 10 bini geçmiş, 8 bin küsur dünkü rakam bugün 10 bini bulmuştur. Ve bu geometrik bir hızla büyüyor. Büyük bir tehdit altında bu kent ve burada Türkiye'yi yönetenler nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğinin farkında değiller. Çünkü
Karşımızda yani bilgisiz, görgüsüz, yani son derece rüküş bir iktidar var. Şimdi şimdi şu duruma bakar mısınız? Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanına ve Hazine Bakanına teşekkür ediyor. Niye ödenek ayırmış? Yani kimin parasını kime göndermiş ki Allah aşkına? Niye damada teşekkür ediyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Cumhurbaşkanına ve damada teşekkür ediyor. Niye biliyor musunuz? Tatilleri uzatmışlar diye. Ya tek adam bir şahsım rejimi oluşmuş. Bir tek adam rejimiyle hani etkili, güçlü, hızlı, dinamik bir şekilde ülkeyi yönetmeyi bekliyorlardı. Tam tersine çuvallamış bir iktidarla yüzeceğiz. Ve karar üretemiyor. Tabii karar üretemiyor. Türkiye'yi yönetme yeteneğini yitirmiş vaziyette. Evet, ve yaklaşan felaket karşısında millet kaderine terk edilmiş durumda. Herkes onun ağzına bakıyor. Karar üretemiyorlar. Yani o tek kişinin kararını beklemekten kaynaklanan bir biçimde karar üretmesi gereken teknolojik ve siyasal makamlar karar üretemiyorlar. Hani bilim kurulu ne iş yapıyor ya? Şimdi dün bizim bir arkadaşımız, siz de dikkat ettiniz, Sağlık Bakanlığı toplantısında Ankara muhabirimiz bizim Arzu Hanım, Arzu, bir soru sordu bakana. Bilim kurulunda, bilim kurulu bir işe yarıyor, orada değerli bilim insanları var. Ama bilim kurulunun aldığı kararların ne kadar hayata geçirilip geçirilmediği belli değil. Şimdi çok netti soru. Sokağa çıkma yasağı konusu gündeme getirildi mi? Böyle bir karar çıktı mı diye bir soru sordu arkadaşımız. Arkadaşımızın sorusu son derece yerindeydi. Buyurun hocam. Bilim kurulu sokağa çıkma yasağı önerdi mi dedi. Evet. Bakan da pek çok öneriler oluyor. Biz de onların bir bölümünü yapıyoruz, bir bölümünü yapmıyoruz filan diye konuyu geçiştirdi. Evet. Ama kamuoyuna yansıyan bilgiler bilim kurulunun ciddi olarak sokağa çıkma yasağından yana tavır koyduğunu ve önerilerde bulunduğunu gösteriyor. Bir şeye daha işaret edeceğim hocam. Arzu Öztürk sorusunu sorarken Sayın Bakan dedi. Şimdi Türkiye'de tuhaf bir hitap biçimi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde My President denir mi hocam? Ya, Mr. denir. Sayın anlamında Mr. kullanılır orada. Mr. President diye kullanılır. Şimdi acayip burada Türkiye tuhaf bir ülke oldu. Yani önceden kahveler açıktı. Kahveye girsen başkanım desen 10 kişi kafasını çevirecek. Ya köy derneği başkanıdır, ya şoför odası başkanıdır, ya vesaire filan. Küçümsemek için kullanmıyorum. Bu tuhaf. Muhtarım, başkanım, vekilim, müdürüm. Acayip bir hitap biçimi var. Yani sayın başkan, sayın bakan, sayın cumhurbaşkanı, sayın vali, sayın belediye başkanı demek bir gazeteci hitabı bakımından eşit ve belli bir mesafeyi ifade etmesi bakımından çok önemli bir konumdur. İşte böyle hitap edenler doğru soru soruyorlar. O bakımdan arkadaşımız Arzu Öztürk, Arzu Öztürk'ün sorusu önemliydi. Bilim kurulunda tartışıldığı anlaşılıyor. Bilim kurulunun tavsiye ettiği de anlaşılıyor. Fakat ortada bir şahsım rejimi var. Sayın Erdoğan'ın şahsına gidiyor bu öneri ve oradan geri çevriliyor anlaşıldığı kadarıyla. Neden? Çünkü para yok. Para yok. Yani asıl büyük trajedi orada. Bütün sıkıntı orada. Ve ondan sonra para toplama olanaklarında kendileri sınırlıyorlar. Ve şimdi daha ciddi yorumlar var. O yorumlardan bir tanesi şu. Vali ile büyük şehirlerdeki belediye başkanları arasında yasal ve siyasal kavga çıkarıp bunu vesile ederek büyükşehir belediye başkanlarının yerine kayyım atamak diye bir proje var deniyor. Şimdi bunu bizzat bir televizyon kanalında CHP'nin ünlü düşünürlerinden ve politikacılarından biri dile getirdi. Evet. Böyle dedi bir genel tavır ben seziyorum. Ve acaba dedi İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanlarına valiyle kavga ettirtip valiyi bahane ederek kayyım atama projesi mi uygulamaya konuyor diye kaygısını belirtti arkadaşımız. Hocam işte koronavirüs felaketini bile ki bir kriz olarak değerlendirilebilir, bir küresel krizdir. İnsanlık bunu aşacak. Bakın Çinli bilim insanları bugün gelen haberlerimizden biri koronavirüsü
virüsün hücrelere yerleşmesini önleyecek bir ilaç keşfettiklerini ve klinik deneylerin başarıyla sonuçlandığını açıkladılar. Rusya üst üste, Rusya'daki laboratuvarlardaki Rusya çok önemli bir bilimsel teknolojik atılım içinde, onu görmek gerekiyor. Gerek bilişimde gerek tıpta. Zaten bir nükleer güç ve bir süper devlet konumunda zaten. Rusya'da üst üste ilaçlar keşfediliyor. Zaten bir ilaç bulundu, bir antibiyotik. Ve ardından onu destekleyici iki ilaç daha bulduklarını ilan ettiler. İnsanlık belki bunu aşacak ama endişemiz şu ki insanlık bunu aştığı zaman Türkiye'de geride bir enkaz kalabilir. Bu kafayla gidilirse, yani koronavirüs felaketini bile, bir krizini bile bir fırsata çevirmek, gönül kapılarını açmak demek ideolojik kapı, siyasal kapıdır. Biz o gönül kapısının ne olduğunu biliyoruz. Sağıyla soluyla, iktidarıyla muhalefetiyle, bütün toplum kesimleriyle, bütün örgütleriyle, bütün kurumlarıyla, RTÜK toplantısında da söyledik. Topyekün bir mücadele gerekiyor. Tele 1 bu konuda üzerine düşeni yerine getirecektir. Ama biz şeyi çıkartıyoruz, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı'nı çıkartıyoruz, RTÜK bize ceza kesiyor. Niye? Sizin bugün RTÜK'le toplantınız vardı. Ne hocam oldu? Hocam o bir yüz yüze toplantı değildi. O ertelendi. Bir telekonferansla yapıldı toplantı. Orada da söyledim. Gerçekle halkı korku ve paniğe sevk etmek, yani kara propaganda arasında kalın bir çizgi vardır. Bilim insanları bunu yapmaz. Olgulardan hareket ederler ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı'nın söylediklerini dün Sağlık Bakanı doğruladı. Evet, aynen. Doğruladı. Yani az bile söylemiş, eksik söylemiş. Daha fazlasını söyledi Sayın Bakan. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. O nedenle gerçekleri açıkladığı için Tele 1, gerçeğin sözcülüğünü yapıp, üzerine düşen kamusal görevi, toplumsal görevi yerine getirip halkı aydınlatmaya, gerçeği, bilgiyi eğip bükmeden, karartmadan insanlara, kamuoyuna ulaştırmaya çalıştığı için bir dizi baskıyla karşılaşıyor. Ama etrafımızdaki destek halesi de giderek büyüyor. İzleyicilerimizin, toplumun, halkın desteği büyüyor. Ben süremizin sonuna gelmişken Tele 1'e destek olan, Tele 1'e desteklerini ileten, Tele 1'e katkı sunan bütün dostlarımıza, bütün izleyicilere, bütün Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Onların adları bizim gönlümüzde. İsimlerini belki yarın, hani son gün olarak yarın elimdeki bazı örnek isimleri tekrar açıklayabilirim. Buyurun hocam, süremiz doldu, siz kapatın. Evet, değerli izleyicilerime hem kurumlar, yöneticiler olarak hem kişiler olarak bu kriz döneminde haysiyetinizi ve sağlığınızı koruyun diyerek programı kapatıyorum. Hoşça kalın. İyi geceler.